Merhaba sevgili Migros TV izleyicileri. Bugün sizlere lohusalık ve emziren annelerin en büyük kuşku, eksiklik hissettikleri ve kendini üzdükleri bir konudan bahsedeceğiz. Acaba sütüm yetiyor mu? Bununla ilgili biliyorsunuz, Söz Sözlükler bizlerle ilgili araştırma yapsalar herhalde toplum bilimci teyzelerimizin en iyi bildiği konu senin sütün az, aç bu çocuk, aç konuşmaları herhalde. Peki biz neye göre karar vereceğiz? Sütümüzün yetip yetmediğini neye göre anlayacağız? Şimdiki vereceğim bilgilerle. Birincisi, bebeğiniz doğduğu andaki kilosunun ilk 3 gün içerisinde, hatta ilk haftalarda %7'si ve %10'u kadar kaybeder. Bundan dolayı bu kilo kaybı fizyolojik kilo kaybıdır. Ancak bebeğinizin 10. ve 14. gününde doğum kilosunu yakalamış olması gerekiyor. En temel kriter bu. İkincisi, bebeğin doğduğu ilk haftalarda her istediğinde sıklıkla emzirmesi, aynı zamanda tentene temasın sıklıkla uygulanması ve de annenin bol sıvı alımı ve beslenmesini yeterli ve dengeli yapması çok önemlidir. Bunun dışında bebeğin idrar sayısı da sütün yetip yetmediğini gösteren en güzel belirtilerden bir tanesidir. Birinci gün 1, ikinci gün 2, üçüncü gün 3, dördüncü gün 4 diye giden ve artan idrar sayısı bekliyoruz. Dördüncü günden sonra ise 5'in altında idrar sayısının olması ise sütün yetersiz olabileceğini gösteren belirtilerden biridir. En önemli düşülen hatalardan bir tanesi ise ilk dönemlerdeki göğüslerin şişkin ve dolu dolu hali ilerleyen emzirme aylarında olmaz. Genellikle süngerleşir ve yumuşar. Burada da anne yine sütünün eksik olduğunu düşünmeye başlar. Böyle bir süreçte temel olarak annelere önerdiğim şudur ki bebeğinizin emme hızı, bebeğinizin ihtiyacı artık sizin telepatik olarak bebekle iletişiminiz tamamlandı ve o ne kadar istiyorsa o kadar sütünüz oluyor. Fazlasına gerek yok. Azı içinde zaten arttırıcı yöntemlere bebek fizyolojik olarak gider diye söylüyorum. Ve sizler kendinizle ilgili yapacağınız en büyük iyilik bebeğinizin aylık kontrollerindeki tartısını takip etmek. Sütün miktarına sağarak gelen şu kadar sütüm geldi ifadelerine lütfen ve lütfen kendinizi hapsetmeyin. Çünkü böyle olduğunda emzirme keyiften çok rakamsal matematik problemlerine, denklemlere düşüyor. Bebeğinizin de sizin de denklem çözmeye ihtiyacınız yok. Birbirinizle tentene temasa ihtiyacınız var. Kuracağınız şefkatli iletişime ihtiyacınız var. Ve emzirmenin ona sağladığı bağışıklık arttırıcı, büyüme geliştirici ve aynı zamanda aşı kıvamındaki o bolca süte büyümesi ve gelişmesi için gerekli en doğru şeye ihtiyacı var.